Yeni vergiler geliyor. Mecliste vergi düzenlemesi mesaisi başlıyor. Vatandaşın gözü ise mecliste. TBMM Genel Kurulu dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ihtisası ile gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin mesaisini sürdürecek. TBMM Genel Kurulu yoğun bir haftaya giriyor. Mecliste vergi düzenlemesi mesaisi başlıyor. Dijital hizmet, konaklama, sigorta muameleleri ve sporcuların gelirleriyle ilgili yeni vergiler geliyor. Mecliste gündem yeni vergiler. Genel kurulda bu hafta dijital hizmet vergisi kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler ihtiyaç edilecek. Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5, konaklama vergisinin oranı ise %2 olacak. Konaklama vergisi Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, Misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılacak. Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde %40 olacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler %40 oranında gelir vergisi verecek. Sporculara uygulanan vergi Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı %15'ten %20'ye çıkarılacak. Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılacak. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak. Tapu harcına ilişkin emlak vergisi değerinin yanı sıra tapu ve kadastro genel müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda bu değerden az olmamak kaydıyla devir ve iktisap bedeli alınacak. Komisyonlar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda bugün Dışişleri Bakanlığı bütçesi ele alındı. 19 Kasım Salı günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı, 22 Kasım Cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak. Dilekçe Komisyonu Çarşamba günkü toplantısında 27. yasama dönemi dilekçe komisyonu faaliyetlerini görüşecek.